Değerli meslektaşlarım merhaba. Bildirimizin ana başlığı reklamda kadın temsilinin toplumsal cinsiyet bağlamında irdelenmesi. Bu çalışmada kadın temsili ve toplumsal cinsiyet üzerine gösterge bilimsel bir okuma gerçekleştirdik. Çalışmamızın özeti şöyle. Çalışmada yazılı basında yer alan bazı reklam metinlerinin gösterge bilimsel bir çerçevesi çizilerek toplumsal cinsiyet konusunda toplumsal cinsiyetin reklam metinlerindeki görünümlerine dair bazı veriler elde edilmeye çalışıldı. Buna göre incelenen 3 ayrı ürüne ve markaya ait reklamlarda cinsiyete çokça yer verildiği ve özellikle eril değerlerin hakim olduğu saptandı. Reklam metinlerinde genellikle cinsiyetçi ideolojinin hakim olduğu geleneksel mitlere uygun kadın ve erkek imgeleri kullanıldığı çalışmadaki bir başka saptama oldu. Reklam metinlerinde toplumsal cinsiyet ideolojisine bağlı olarak kadın bedeninin farklı konumlandırılmasına şahit olunuyor. İncelemeye tabi tutulan reklamlarda erkeğin şiddetin öznesi, kadının ise arzu nesnesi olarak konumlandırılmış olması dikkati çeken önemli bir husus olmuştur. Bu da toplumsal ve kültürel olarak patriarkal ve yapının bir yansıması olarak görülebilir. Reklam söylemini tüketicinin zihnine örtülü ya da açık kültürel ve toplumsal göstergeler, pörsçü yaklaşımlı belirtiler, görüntüler ve simgeler aracılığıyla enjekte etmektedir. Sonuç ve özet olarak reklam üretildiği kültürel ve toplumsal yapıyı yansıtırken aynı zamanda onu yeniden üretmektedir. Gösterge bilimden bahsetmek gerekirse, gösterge bilim insan ve evrene ilişkin her şeyi inceleme alanına alır. Reklamcılık da bu alanlardan biridir. Her daim popüler ve göz önünde olan reklam aynı zamanda bir popüler kültür ürünü ve üreticisi olarak içinde göstergeleri barındıran iletişim sürecine dahil başlı başına bir gösterge, gösterge bilimsel bir dizge niteliğindedir. Reklamcılığın kendine has bir dili vardır ve bu dilin çözümlenmesinde reklam metinlerinde düzgülenen bildirileri ortaya çıkarmada gösterge bilim yönteminden yararlanılmaktadır. Çünkü gösterge bilim reklam metinleri gibi gösterge dizgelerini ve anlamsal bütünleri inceleme konusu yapmaktadır. Gösterge bilim yönteminin reklam metinlerinde kullanımıyla ortaya çıkan yeni alan, reklam gösterge bilimi adı altında literatürdeki yerini almıştır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada yazılı medyada yayınlanmış ve toplumsal cinsiyet söylemlerini barındırması nedeniyle seçilen 3 ayrı ürün ve markadaki reklam, gösterge bilim yöntem yardımıyla çözümleme girişiminde bulunulmaktadır. Araştırmada gösterge bilimsel açıdan metinler arası metin olarak tanımlanan reklam metinlerini görüntüsel ve dilsel öğelerin yardımıyla biçimsel ve içeriksel yapısı analiz edilmektedir. Çalışmada konu nesnesi olarak seçilen reklam metinlerinde kadın kimliklerini erkeklerin kimliklerine bağımlı olarak kuran eril kültürün bir diğer deyişle ataerkil toplumsal cinsiyet ideolojisinin reklam metinlerindeki yansımalarını tespit etmek amaçlanmaktadır. Araştırmada temelde iletişim olgusuna dahil reklam iletilerinin toplum bilim, ruh bilim ve feminist kuramlardan yola çıkılarak toplumsal cinsiyet ideolojisi söylemlerine uygunluğu sınanmaya ve toplumsal yapıdaki muhafazakar dönüşümlere işaret edip etmediği ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Çalışmada birer gösterge bilimsel metin olan reklamların çözümlenmesinde göstergeler ve anlam kategorileri, örneğin düz anlam ve yan anlam, simge, düz değişmece, eritileme ve metinler arasılık ele alınmıştır. Dediğimiz gibi çalışmanın ampirik kısmında toplumsal cinsiyet söylemlerine uygunluğu açısından seçilen 3 farklı ürün ve markadaki reklam metni incelenmiştir. Bu reklamlar Doritos reklamı, erkek giysisi ve ayakkabısı üzerine olan reklamlardır. Bu reklamlarda toplumsal cinsiyetçi bir söylem kullanılmaktadır. Bu tarz reklam incelemeleri literatürde çokça yer alsa da reklamlarda hala kullanıla gelmesi bizim de gerek akademik bildirilerimiz, gerekse makalelerimizle bu durumu eleştirmemiz ve masaya yatırmamızı elzem kılmaktadır. Söz konusu reklamlar kadını çıplak olarak teşhir etmektedir. Bu gerek toplumsal ve insani değerler, gerekse ahlaki değerler açısından kabul edilemez bir durumdur.
Kadının çıplak olarak teşhiri açıkça şiddetin bir göstergesidir. Reklamlarda şiddet öğesiyle sıkça karşılaşılmakta, toplumsal yaşamda ve kitle iletişim araçlarında şiddetin farklı biçim ve görünümlerine rastlanmaktadır. Bu çalışmada incelenen reklamlarda da şiddetin cinsel boyutuyla karşılaşılmıştır. Bu da söz konusu reklamlarda toplumsal cinsiyet olgusu söylemlerinin varlığına işaret etmektedir. Çalışmada ayrıca Barth'ın sözünü ettiği ürün mükemmelliği sorumsalı saptanmıştır. Firmanın veya ürünün mükemmelliği reklam iletisinin gösterileni olarak okunmaktadır. Reklam mesajında örtülü olan ataerkil toplum sisteminin ürettiği cinsiyetçi söylem ve pratikler ile ürün mükemmeliyetçiliğine ilişkin ideolojik anlamları meydana çıkarmak amacıyla çalışmanın pratiğinde üç farklı ürüne ve markaya ait reklamdan yola çıkılarak iletilerin anlam evreni gösterge bilimsel yaklaşımla analiz edilmiştir. Çalışmanın inceleme konusu olan reklam metinlerinin gösterge bilimsel bir yaklaşımla irdelendiği bu pratikte söz konusu reklamların erkek ve kadın imgelerine dair eril ideolojiye ve ürün mükemmeliyetçiliğine uygun söylemleri meydana çıkardığı saptanmıştır. Aynı zamanda reklam metinlerinde reklamın temel göstergesi konumunda sunulan ürünün ve markanın tüketicide belirli bir düşünce ve duygu uyandırarak tüketici için farklı bir göstergeye dönüştüğü saptanmıştır. Ürünün reklamlarda farklı sembolik özellikler, söz gelimi gücün simgesi, erotizmin simgesi veyahut cinselliğin simgesi olarak yüklendiği dikkat çekmektedir. Dolayısıyla incelenen reklam metinlerinde reklamın öznesi olan marka ve ürün aracılığıyla ürün ve ürüne dair pratikler mükemmellik vasfıyla yan anlamsal olarak yüceltilmektedir. Reklamların hepsinde erkeğin ve kadının hakim toplumsal cinsiyet ideolojisi çerçevesinde yansıtıldığı görülmektedir. Geleneksel mitlere uygun erkek ve kadın imgelerinin yansıtıldığı reklamlarda kadının erkeğin iktidarı altında önemsiz, güçsüz, akılsız, değersiz, sadece cinselliği ve güzelliğiyle değerli olan edilgin bir konumda sergilendiği, dahası güçlü konumda sunulsa dahi cinselliğiyle yine erkeğin iktidarına hizmet ettiği, erkeğin ise iktidarı elinde bulunduran akıllı ve güçlü konumda gösterildiği saptanmıştır. Tüketicinin ya da hedef kitlenin ise kadının söz konusu özelliklerle edilgin ve ikinci konumda ve arzu nesnesi, erkeğin ise kadının cinselliğinin denetleyicisi ve şiddetin öznesi olduğuna inanmaya, ideolojik olarak manipüle edildiği sonucuna varılmıştır. Reklamlarda liderlik, üstünlük, cinsellik, haz, arzu, güç ve iktidar olgularının toplumsal cinsiyet ideolojisi bağlamında ele alındığı bu çalışmada, hakim eril ideolojiye ilişkin bir takım sonuçlara varılmıştır. Buna göre reklamlarda kadın bakılan, seyredilen konumuyla güçlü nesne ya da edilginleştirilmiş özne, erkek ise seyreden röntgenci konumuyla güçlü özne olarak gösterilmektedir. Kadın cinsel çekiciliğin simgesi ve cinselliğin gösterini olarak şiddete açık sunulmaktadır. Çalışmanın pratiğinde varılan bulgular çerçevesinde reklam metinlerinde kadının seyirlik nesne ve cinsel obje olarak sunulmakla şiddetin nesnesi yapıldığı, şiddete açık hale getirildiği neticesine varılmıştır. Reklam metinlerinde kadına yönelen şiddetin olumsuz tarafları biçimsel olarak örtülmek ve kamufle edilmek yoluyla estetize edildiği tespit edilmiştir. Reklam metinlerinde şiddet estetize edilmek ve örtülmek yoluyla ya da açıkça meşrulaştırılmaktadır. Reklamlarda işlenen cinsiyet ayrımı gündelik yaşam sunumlarıyla sıradanlaştırılmakta, doğallaştırılmakta, normalleştirilmekte, meşrulaştırılmaktadır. Sonuç olarak reklamlarda cinsiyetçi ideoloji doğallaştırılmaktadır. Reklam metinlerinde egemen cinsiyetçi söylemin bir uzantısı olarak kadının sadece seyirlik nesne ve cinsel obje haline getirilmekle kalmadığı, dahası cinselliğinin abartılarak sergilenmesiyle de bir cinsel fetiş ve taciz nesnesi olarak sunulduğu görülmüştür. Reklamlarda erkek kullanım eşyalarıyla kadın taciz edilmekte, aynı zamanda erkek iktidarı aracılığıyla cinselliği tahakküm altına alınmaktadır. Reklam metinlerinde ürün ve marka gerçek fetiş nesnesi olarak sunulmaktadır. Reklamlarda kadın ayrıca manipüle edilmiş ideal tüketici haline getirilmiştir. Bildirimiz özetle bu şekildeydi.
Dinlediğiniz ve katılımınız için teşekkür ediyorum.